Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, El Faslus Salis fi Hakki Hıyarun Nakd. Üçüncü muhayyerlik hakkından bahsediyoruz. Hıyarun Nakd. Hıyarun Nakd. Nakit muhayyerliği. Ne demek? Yani adama vadeli bir şey satmış. Demiş ki tamam, bir dahaki ay parasını ödemek üzere sana bunu sattım ama bir dahaki ay vaktinde parasını ödemezsen alışveriş aramızda yok demiş. Bizim aramızda alışveriş olmaz. Alışveriş bitiyor demiş. Yani bu alışverişi iptal ediyoruz. Çok kısa anlatacak bunu. Üç maddede anlatacak. Birinci anlattığı şey şu. Bu işte. Yani bu alışveriş sayılır. Böyle bir şart sayılır demek istiyor. Ve burada muhayyerlik hakkı doğar. Bu muhayyerliğe de hıyar-ı nakit. Nakit muhayyerliği denir. Tamam mı? Hükmünden bahsedecek. Hükmü ilginç. Hükmünde diyor ki söylenilen vakitte, anlaşılan vakitte eğer müşteri şeyi ödemezse, parayı ödemezse, tamam mı? Yani açıkçası ben şunun vecihini anlamadım. Size de söyleyeyim. Çünkü başka bir rivayet daha var Allah'tan. Bu alışveriş fasit olur diyor. Alışveriş iptal olur demiyor. Tamam mı? Belki iptal manasında hocam. Yok değil. Bizzat fesat manasında. Çünkü tefride de bulunuyor. Müşteri ondan sonra diyor o süre geçse, o süre geçtikten sonra da diyelim elindeki köleyi azat etse diyor. Tabii kendisinden azat olmuş olur diyor. Tamam mı? Dolayısıyla mülk olma alışveriş iptal olmuş olsaydı kendi mülkü olmayan bir şeyi azat edemezdi. Bu şekilde geçiyor kitaplarda. Fakat Kitab-ül Aslın El-Müzara'a bölümünde ise alışverişin fesa uğrayacağını, iptal olacağı rivayeti geçtiğini söylüyorlar. Aslında bu muhayyerliğin zahirine göre de böyle olması gerekir. Biliniz yani bunu. Fesadın vecini de açıkçası anlamadım. Niçin fasit oluyor alışveriş? Yani orası da ilginç. Normal şartlarda ya biz bu şartı şey görmememiz lazımdı. Akde mugayir bir şart görmemiz lazım. Başından beri küllü şartin la yahtazi ile akde binaen bu alışverişi fasit görmemiz lazımdı. Ya da madem ki şartı sahih gördük, o zaman şartın gereğince amel etmemiz, yani o filanca vakitte para ödenmediği takdirde ne olması lazımdı? Akdin fesih uğraması lazımdı. Değil mi? Evet. Kahir ekseriyetle kitaplarda geçen şu ama. O vakit geldiğinde para ödenmemişse alışveriş fasit olur diyorlar. Fakat işte o normalde aslında olması gerektiği gibi diyelim. Yani veya zahirde olması gerektiği gibi Kitab-ül Asr'ın El-Müzara kitabına da atıfla bu alışveriş o vakitte para ödenmezse bu alışveriş fese uğrar diyor. Yani dolayısıyla artık ne olmaz? Devam edilemez. Devam edilemez, evet. Yani ondan sonra müşterinin tasarrufları da geçerli olmaz demektir yani. Mücelledere şey almış. Alışverişin fasit bunu olacağı. Malı teslim etse hocam. He? Malı teslim etse. Nasıl malı teslim etse? Malı zaten almış. Malı teslim etse. Malı almış zaten tabii. Ha. Malı almış, parayı ödemezsen diyor. Evet. Şimdi. Ben de efendim bir şey diyor muyuz? Hocam da diyor da. Bir hüküm daha söyleyecek. Diyor ki evet. Eğer müşteri ölürse muhayyerlik hakkına sahip olan idametel müşteri el muhayyer bi hıyarin nakdi fi esnai müddetil hıyar. Geçmişi okuduk mu hocam? Okumadık. Son hüküm. 315. maddede tamam. Onu da söyle. Orada da müşterinin ölmesi durumundan bahsedecek. Okuyalım o zaman. 313. İza tebaya'a ala en yueddiyel müşteri ethemene fi vakti keda. Şöyle alışveriş yapıyorlar. Müşteri parayı filanca vakitte ödeyecek. Tayin ediyorlar. Bir posta değil mi hocam? Ya? Taksit değil mi? Evet. Ve illem yueddihi felâ bey'a beynuhuma. Bunu şeyde de yapabilir ama. Bir taksitini ödemezsen orada olur. Bir taksitini ödemezsen alışverişin aramızda alışveriş yoktur diye de yapabilir yani. Sahhal bey'u. Alışveriş sahih olur. Ve hâdâ yukâdû lehû hıyârun nakd. Bu şeye muhayyerliğe hıyâr-ı nakit denir. Yani bu akde aykırı bir şey şart olarak gözükmemiş. İzâ lem yüeddil müşteri ethemene fil müddetil muayyene. Belirledikleri vakitlerde vakitte müşteri semini ödemezse kendil bi'ullezî fîhî hıyârun nakdi fâsiden. Kendisinde hıyâr-ı nakit bulunan bu alışveriş fasit olur. Aslında münfesih olması gerekirdi. Felâ bey'a beynuhumâ dediler çünkü. Aramızdaki alışveriş iptal olur dediler.
Ama buna rağmen fukaha fasit kabul ediyor. Ve en azından fıkıh kitaplarının çoğunda fasit geçiyor dediğim gibi. Sadece Kitab-ı Asr'ın El-Müzara kitabına atıfla alışverişin münfesih olacağı ifade edilmiş. Sanki hocam burada yani ikinci aşamada vakit belirsizlik hale geliyor ya belki. Münfesih olmaz diyor hocam Alaeddin Efendi. Tamam. Fakt olunan bir münfesih olmayı. Tamam bu da söyledi. Fasit olur. Biz, fasit. Tamam bunu söyledi zaten. Peki fark mı hocam münfesihle? İptal batıl olur demektir. Münfesih iki taraflı mı? Peki, fasit münfesih olursa artık kabızla birlikte mülkiyet ifade eder demektir. Yaptığı tasarruflar geçerli olur demektir. Fesih olursa? Münfesih olursa artık bitti. Münfesih olsa onun mülkiyet ve tasarruf hakkı kalmadı onda. Burada acaba birincisinde... Vakit belli değil olur mu? Vakit belli sadece vakit belirlemişler. Bir dahaki ay onu demiş adam. İkincisinde diyorum işte. İkincisi yok ama o vakit belirlenmiş, adam ödememiş. Yani akitte yapılan bir belirsizlik söz konusu değil. Akti fasit kılan akit esnasında yapılan belirsizlikler. Burada akit yapılırken zaten adam belirlemiş yani. Tamam mı? Hocam adam diyor o belirlenen tarihten sonra ödese bey sıhhate munkarib olmaz. Yani adam bugün dedi ya, iki gün sonra ödese munkarib olmaz diyor sayın. Fesat tekarrür etmiştir. Sadece batılda olduğu gibi değil. Fesat tekarrür süre geçtikten sonra. Önceden mi diyor süre geçtikten? Süre geçtikten sonra. Fesat tekarrür eder. İyice yerleşir. Dolayısıyla şey olmaz diyecekler. Yani. Sayıya dönmez. Sayıya dönmez diyor. O ayrı bir şey. Yok yok. Gene adam gibi gerekçe söylemiyorlar. Telafi süresi yok mu? Yani kardeşim fesat olmaz dedi. Orada da sayıya dönüşmez diyor. Nasıl olur? Onun da halledecekleri de bir şey yok aslında. Yani girip o süre içerisinde ödemesi lazım. Genel olarak öyle. Sanki şöyle bir şey hatırlıyorum. Aslında bu şart aslında alışverişi fasit kılacaktı da yani işte biz istihsanen bu alışverişi fasit kılmamasına hükmettik. Vaktinde ödenmediği takdirde tekrar aslına döndü hüküm. Kıyasa döndü. Dolayısıyla fesada döndü. Aslında bu alışveriş, şimdi bu şart aktin gerektirmediği bir şart olduğu için alışverişi fasit kılacaktı. Tamam mı? Evet. Sanki böyle bir şey hatırlıyorum, bir gerekçe olarak söylüyorum ama yani çok da şey bir gerekçe değil açıkçası, bana öyle gelmiyor yani. O muayyen vakitte ödemediğinde tekrar şeye döndü. Aslına döndü, kıyastaki hükmüne döndü. Yani akit fasit oldu, ona çeviriyorlar. Adam razı olsa bir sorun yok değil mi hocam? Nasıl, neye razı olsa? Ben satıcıydım ya, aynı 30'unda getirecekti parasını. 30'unda getirmedi, olsun olsun sen tanıyorum dedim. Şey iki gün sonra yok, yani o kavle göre daha sonradan ya fark etmez artık bir kere fesat oluşur orada. Alışveriş fasit olur. Tabii fasit oluyor. Alışveriş fasit. Çünkü baştan bu ya şekilde konuşmuşlar. O zaman hocam. Bugün... Akti kurarken bu şekilde konuşmuşlar. Artık bitti. Hocam eğer bu şartı biz bugün tatbik edersek millet millet gitti. Çünkü taksitle alışveriş yapıyor bütün insanlar. Gününde ödemiyor ki. Ama böyle bir şart koşmuyorlar adamlar. Olur mu hocam, anlaşma yapıyor adam. 30'unda sana ödeyeceğim diyor bu taksitle. 30'unda ödeyeceğim demesi başka bir şey. 30'unda ödemezsen aramızda alışveriş yoktur demek başka bir şey. Tamam tamam. O başka bir şey. Peki malı kullanmış. Ne olacak hocam ya? Malı geri almıyor ki zaten. Tamam fazla alışveriş. Kasıt fazla olacak hocam. Malı iade ediyor. Ödüyor mu hocam? Fazla olunca malı iade edip parası malı iade edecek işte, evet öyle problem de. O da diyor ki kullanmış yani diyor. Tabii. Burada yeni vakit mi yapmak? Normalde fasit alışverişlerde kişinin malı kullanması helal olmaz. Kabz etmiş olsa bile. Biz fasit bir alışveriş yaptık seninle. Şimdi %99 kullanır hocam. Çünkü zaten ama burada baştan bir fesat durumu söz konusu değil. Tamam mı? Zaten dolayısıyla yani burada şöyle bir problem var. Adam kullansa o vakte kadar malı kullanmış olmanın mala getirdiği işte bir değer düşüklüğü olacak. Ama kullanamaz da açıkçası demeyecekler. Çünkü şu an itibariyle alışveriş şey değil. Fasit değil. Fasit değil. Yani orada ayrıca öyle bir sıkıntı da söz konusu. Ya yani. Abi çok güzel bir şey dedi. Satsa diyor malı. Aldım ben taksitte ödeyecektim ya. Sattım malı mesela. Yok, sattığı takdirde artık ya yani satabilir. O, bir sıkıntı var. Satar artık şey olur. Taksit gününde de ödemedi. Ya burada acayip bir şey. Bu şartı acayip aslında... Bu şartı aslında şeyin menfaatini korumak için yapıyoruz. Biz bayi menfaatini korumak için yapıyoruz ama sattığı takdirde artık müşteri o şeye tamamen sahip olur. Artık geri falan alamazlar onu. Tabii. Zaten hocam onu dedi yani bayi sahip de dedi yani. Tabii. Yoksa mal geri alır değil mi ama? Yani malı geri alabildiği takdirde beyin yani, sahibi olmaması lazım. Bu konu çok önemli yani konu. Yani ortada çok dolaşan bir ticarette. Niye çok dolaşan bir konu. Niye böyle çok şart koşuluyor mu ki?
Ödemezsen şu vakitte ödemezsen iptal ederim diye şart koşuyorlar. Öyle bir şart yok hocam. Öyle bir şart yoksa problem yok. Senet yapıyorlar yani o kadar. Ödemezsen bu koşanlar var hocam yani. Demiyor. Belki yaygın değil ama ödemezsen alırım yerini. Gelin var yani. Ödeme yapılmıyor. O yaygın bir taksit yani. Ödemezsen faiz var. İki taksit ödemezsen banka şu bu komple el koyuyor. Yani. O zaten bütün o bunu yazıyor, şeylerde zaten var. Şeyde yazıyor. Şeylerde zaten. Bir tane taksit ödemediği zaman. Resmi satışların tamamında var. Tamam hocam. Biz de hep genelde resmi işlerden bahsediyoruz. İki taksit ödemediğin zaman resmi de satış fesk olunur diyor yani. Ama yani ödemediğin zaman diyor. Göstermiş olduğun senin başka bir kefarete el koyuyor yani. Ödemediğin takdirde. Bunları satmışsın ama tamam. Onun yerine sen bu imzayı atarken ödemediğin takdirde farklı bir şey kefil etmişsin yani. Ya bir şahıs kefil olmuş. Ödedi ama ödedi. Ya da bir mal. Kefil olur yani. Gider kefilden tahsil eder onu. Ya da bir mal göstermişsin. Mülk. Yani taşınmaz veyahut da bir şey göstermişsin. Ona geri el koyuyor yani. Yok. Şimdi bir ev alıyorsun. Adam senden bir ikinci evin tapusunu da istiyor senden. Burada yani yapacak fazla bir şey yok. Bu böyle bir şartta. Ya alışverişi çoğunluğun dediğine göre fasit kılacağız. Yani ne bu sefer dinen adamı mecbur tutacağız. Bu elindeki malı altı gelip şeye vermesi lazım. Sahibine geri vermesi lazım. Başka ya da Kitab-ı Müzara'nın rivayetine göre ya da ne yapacağız? Alışverişi münfesih kabul edeceğiz. Geri adam gelip malı tekrar gelip bayiye vermesi gerekecek. Evet. Asıl kitabından alacağım. Evet. Asıl kitabından bakarak söylemiyorum ama fıkıh kitaplarında asıl kitabının El Müzara bölümüne kaynak göstererek söyleniyor. 315. madde de ilginç. İzâ mâtel müşteri el muhayyer bi hıyâr-ı nakd. Hıyâr-ı nakid de muhayyer olan müşteri. Aslında hıyâr-ı nakid de muhayyer olan müşteri değil. Aslında da bayi de burada böyle bir ifade kullanmış. Fî esnâ-i müddetil hıyâr. Muhayyerlik müddeti içerisinde ölse. Yani bayi dedi ki filanca vakitte gelip parayı ödemezsen aramızda alışveriş iptal dedi. Ne oldu? O müşteri öldü. Şey içerisinde öldü. Zaten vakit çıktıktan sonra ölse alışveriş fasit olacak zaten. Tamam mı? O süre içerisinde ölse de öldüğü takdirde ne oluyor? Bakın batalel beyo. Alışveriş de batıl oluyor. Varislerine yine şey intikal etmiyor. Yani parayı ödeyip malı alma etmesi lazım. Parayı alıp bunu da hukuku mücerrededen kabul ediyorlar işte. Mali bir hak değildir. Yani filanca vakitte ödemenin kendisi, yoksa ödemenin kendisi elbette mali bir haktır ama filanca vakitte ödemek bu mali muhyar nakt yani nakit muhayyerliği mali bir hak değildir. Varise intikal etmez. Varise intikal edecek şeyin ya mal olması lazım ya da mal hükmünde olması lazım. Hıyarul ayıp veya hıyarul vasıfta olduğu gibi. Tamam mı? Bunu da hıyar nakti de hıyar şart veya hıyar rü'yet gibi hukuku mücerrededen mali olmayan haklardan kabul edip varise intikal etmeyen bir şey olduğunu şey yapıyorlar, söylüyorlar. Dolayısıyla şey öldüğünde müşteri öldüğünde artık ortadan şey kalkıyor. O vakitte gelip ödeme imkanı ne yapıyor? Kalkıyor. Bu da aslında kalkıyor hocam. Bu da şeyi destekler aslında. O vakit geldiğinde ödemediği takdirde alışverişin şeyini destekler. Yani hukuku mücerrededendir bu. Fesini destekler aslında bence. Çünkü vasıf gibi çünkü şunu bakın. Müşteri o vakit gelmeden önce öldüğü takdirde artık şey ortadan kalkar diyorlar. O vakit geldiğinde ödeme imkanı ortadan kalkar. Adam ölmüş nasıl ödesin? Dolayısıyla öldüğünde alışveriş batıl olur. Bu durumda o vakit geldiğinde adam ödemezse bir fiil ödememe gerçekleştiği durumda da alışveriş yine batıl olması lazım. Bunun gereği yani El-Müzara'nın Kitab-ül Müzara'nın rivayetini bence biraz destekliyor bu. En azından bu gerekçe. Ödeyelim dese alışveriş sıhhate dönmüyor bir daha. Bitti artık. O alışveriş bitti. O mal ona geri verilecek. Hatası hocam bir şey diyor mu? Fasıta itiraz falan. Yok maalesef. Maalesef. O naklediyor zaten. Onun kitabında geçiyor. El-Müzara rivayetinde şey geçti. O da başka bir kitaptan naklediyor. Haniye'den naklediyor zannedersem. Fetavayı kaldığı kandan. Bak, farkındaysan oralarda hiç izah yok işte. Şeyde. Alaeddin Efendi'de değil mi? Tam da kastettiğim bu. Hatası oralarda hiç olmasa böyle farklı rivayetler vesaireler getiriyor. Mesela şeydir öyle. Birazdan gelecek. Hıyarul gabni ve tagrir şey olur mu? 7. maddede var miras kalır mı? Tamam mı? Hatası en azından şu alternatifi söylüyor. Bir alime göre bunlar bunu hıyarlı ayba benzeterek hıyarlı gabni ve tagriri varis olunacağını söylüyor. Alternatif kabilleri hep söylüyor yani şey Hatası. Haydar Efendi bunları söylemiyor. Farkındaysa o maddeyi de çok kısa geçmiş zaten. Evet. El fasr-ı rabi' fi beyani hıyar-ı ta'yin. 4. muhayyerlik çeşidi hıyarı tayin. Hıyarı tayin kısaca şu arkadaşlar. Adama 3 tane diyelim ki veya işte 2 tane veya 3 tane ne veriyorsun? Mal veriyorsun. Diyorsun ki al
Evet. Her birisinin fiyatını veriyorsun. 3 lira, 5 lira, 7 lira. Tamam mı? Diyorsun ki bunlardan birini sana sattım. Git hangisini istiyorsan tercih et. Sonra tercih etmediklerini geri bana getir diyorsun. Tayin muhayyerlik. Yani kesin olan bir şey var. O da şu. O üçünden birini satmışsın. Ama hangisi? O da bu üçünden birini almış. Burası kesin. Muhayyerlik nerede? Muhayyerlik tayinde. Hangisini satın aldığına git karar ver. Tamam mı? Oysa alışverişin kesin olduğu bir taraf var. Bu diğerlerini evet. De kullansa hocam. 3 tane aldı. Kullanmayacak. O sadece kullanma sefer olmaz. O sadece tayin edecek. Sadece evet. Yapacak. Şimdi burada şey belirtilmesi gerekiyor. Birincisi müddet. Şu kadar süre içerisinde bu tayini yapacaksın. Tamam mı? İmam-ı Azam'a göre aynı hıyar şartta olduğu gibi hıyar şartta 3 günden fazla muhayyerlik şartı caiz görmüyordu İmam-ı Azam. Hıyarı tayinde de 3 günden fazla muhayyerlik caiz görmüyor. İmameyn orada da görüyor, burada da görüyor. Neye anlaşırlarsa. Kıyasen yapıyor değil mi? Neye kıyasen? 3 günde oraya. Bunu oraya mı? He? Bunu buraya mı, bunu oraya mı? Hıyar şart esastır. O 3 gün rivayeti de benim bildiğim kadarıyla İmam-ı Azam onu rivayetten dolayı söylüyor. 3 gün. 3 gün rivayeti var. Dolayısıyla evet. Bu kıyas aykırı olarak sabit olmuş bir hükümdür. Nas'ta söylendiği müddetle hıyarlı ayıpta değil miydi Mehmet Hoca? Veli ehli hıyarı selası eyyam diyor. Hıyarlı ayıpta değil miydi hocam? Aldanıyorum diyor değil mi? Aldanıyorum. Tabii tabii ya. Fakul la halabete. Tabii tabii. Hıyarlı bir münkid ya. Ayıpta zaten. Yok ayıp değil. Benim bildiğim hıyar şart o işte. Şart o. Ben muhayyerim diyorsun. Şimdi ayıp hıyar yok. Tayin değil yani. Aldat. Tayin oraya mukayeseydi. Tayin şarta mukayeseydi. Evet. Şey şimdi hıyarı tayinde dediğimiz gibi yani kusurlu mal almıyor. Ne oluyor? Bir müddet belirleniyor. Bu müddet içerisinde adamın gelip tayin etmesi şarttır. Şeyin yükümlülükleri arasındadır. Hıyarı tayine hangisi? Bu hıyarı tayin şeye de ait olabilir. Bayi de ait olabilir. Git ben sana bu üçünden birini sattım. Biraz düşüneceğim. Veya işte 3 gün düşüneceğim, 5 gün düşüneceğim. Sana hangisini sattığımı. Çift taraf. İkisini alacağım, birisini. Olur mu? Olur mu? Sizce? Karar veremiyor bayi, şey, bayi evet. Bunun vereyim, bunun vereyim. Yani olur mu derken? Hıyar tayin. Fıkhi boyutunu mu? Evet, fıkhi boyutunu soruyorum. Gündel boyutunu. Bence olmaz. Bence olmaz. Buna da bakalım. Bu da çünkü geçmiyor burada. Hıyar-ı tayin bayiye ait olabilir mi? Bence olmaz. Bu hemen sual geliyor hocam. Bakalım ona. Hıyar-ı tayinde gerçi men lehul hıyar diye umumi bırakmış. 318'e hemen bakalım. Acaba Ali Eder Efendi söylemiş mi? 318. Herhalde olabilir hocam. Hıyar tayin. Çünkü Alaeddin Efendi hıyar tayin ile mukayyer olan taraf diyor. Diğer. Demek iki taraf da olabilir. Taraf değil. Herhangi bir taraf. Bir taraf oluyor da oradan bakarsan bu taraf. Bir taraf da olabilir. Tabii. Hocam diyor kesin buldum. Hıyar tayin bayi için olmasının izahı. Nerede diyor? Tabii. 316. maddenin devamında diyorum. 316. maddenin devamı. Paragraf başı falan mı? Paragraf başı. Üstte bir yer hocam. Hıyar-ı tayin bayi için olmasının izahı. Müşteri bayiye 3 günde dilediğini vermekte muhayyer olmaklığın veya dilediğini vermemekle şartıyla şu iki as. Esterinden birini 1000 kuruşa satın alacak. Hocam ben de hıyar-ı tayin zaten gösteriyor. Evet. Evet. İster. Kimin için hıyar-ı tayin şayet varsa yani. Aslan. Zaten gösteriyor mu? Bayi bir razı olsa bey sahibi hıyar-ı tayin bayi içinde olur. Evet söylüyor. Madde. Evet bayi içinde olur diyor. Yani bayi buna niye ihtiyaç duyar? Orası da ayrı bir konu. Hani ben zaruret için olur. Bu zarureten sabit bir şeydir. Müşteri karar vermede sıkıntı çeker. O yüzden
sadece müşteri için sabit olur bir diye düşünüyorum ama teklif kıyar, müşteriden geliyor. Teklif müşteriden geliyor zaten. Şeylere müşteriden geliyor. Kararı veremeyebilir yani. Evet. Yani bayi içinde olabiliyor arkadaşlar. Şurada şöyle bir durum daha var. Hıyar-ı tayin şeyin aksine, hıyar-ı şartın ve hıyar-ı rü'yetin aksine tıpkı şey gibi, hıyar-ı vasıf gibi, hıyar-ı ayıp gibi hıyar-ı tayin de varislere intikal ediyor. Neden intikal ediyor? Çünkü burada şöyle bir durum var. Satış gerçekleşmiş. Üçünden birisinde satış gerçekleşmiş. Sadece hangisinde olduğu gerçekleşmemiş. Var, nasıl ki şey ölen ama kişi ölen kişi verilmiş veya verilmemiş fark etmez. Verilmemişse burada varislere bir sıkıntı. Zaten o şeyden verilir. Kalan mirastan borç olarak zaten ödenir. Önce mirastan önce ödenir. Nasıl ki ölen kişinin zaten yükümlülüğü neydi? Bunu belirlemekti. Aynı yükümlülük varise de intikal eder. Burada aslında şey yapan, burada hakikaten bir veraset söz konusu değil. Hakikaten burada şöyle bir şey var. Malını bayinin malından ayırt etme durumu var. Yani aslında üçünden birisi senin, nasıl ki ölen kişi, hangisi senin ayırt et bunu, bununla yükümlüyse varisler de aynı şeyle yükümlüler. Yani bakın bu üçünden birisi sizindi ama adam tayin etmeden vefat etti, siz de tayin edin. Hangisi sizin tayin edin. Yani kendi mallarını bayinin mallarından ayırt etmekten ibarettir aslında buradaki intikal ve veraset dediğimiz olay. Aslında fil hakika intikal eden bir ortada bir mal vesaire falan yok. Sadece kendi malınızı ne yapın? Çünkü şey kesin, şey kesin. Hıyar-ı şartta olduğu gibi şöyle bir şey. Bak, hıyar-ı şartla arasındaki fark ne? Hıyar-ı şartta bey gerçekleşip gerçekleşmemesi kesin değil. Beyin kendisi mevkuf. Gayri lazım. Çünkü adam dese ki ben alışverişi feshediyorum dese biter. Burada alışveriş gerçekleşmiş. Üçünden birinde gerçekleşmiş. Kesin olmayan tek taraf şu. Hangisinde? Tamam mı? Aslında bir aşamayı geçmişiz. Alışveriş mevcut. Aramızda bir alışveriş olmuş. İkinci aşama üçünden hangisinde olmuş bunu tayin isteniyor. Dolayısıyla alışveriş olduğu için artık varisler şöyle bir şey deme haklarına sahip değiller. Alışveriş meydana gelmiş. Biz bu alışverişi iptal ediyoruz deme haklarına sahip değiller. Tamam mı? Alışveriş olmuş. Şöyle bir şey de diyemeyiz. Bu tayin işi varislere intikal etmez de diyemeyiz. Çünkü bu durumda da bayinin zararı söz konusu olur. Üç malın üçünü de satmadı bunlara. Bir tanesini sattı. Sadece belli değil. Kararını verecekti. Ölen adam verecekti. Veremeden vefat etti. Onun yerine naipleri olan, halefleri olan kişi tayin edip ne yapacak? Hangi malı aldıklarını hocam şimdi, belli edecekler. Şimdi TOKİ'nin yaptığı onlar gibi hani bittikten sonra belli oluyor daire. Yapılıyordu. Parasını ödedi adam. Yani. Kuraya misal verebilir miyiz? Sonra belli olacaktı zaten yani. Zaten onu şey tayin ediyor adam. Ama orada belirsizlik şundan evvel. Orada daha mal ortaya daha ortaya çıkmadan evvel bir belirsizlik var zaten. Yani. Buradaki tam öyle değil. Burada elimizde mal var. 3 tane mal var. Peki hocam, mallardan biri telef olsa ya da zarar görse veya vasıf değişirse direkt otomatik olarak o tayin eder. Yani peki, onu tayin etmiş olur adam. İkisi olsa diğerinin bedelini mi verecek? İkisi olsa, ikisinin başına bir şey gelse. Evet, birisi tayin oldu, birisinde bedelini evet. Hadi üçü gitse ne olur, ikisi gitse ne olur? Evet, doğru, güzel. Birisi gitse tamam, onun o tayin eder. Ama diğeri hani hangisi? O zaman şey deriz ona. Biri gitse nasıl? Müşteri açısından mı tayin eder? Hayır, biri gitse zaten müşteri açısından tayin eder. O bir kere şey olur. O mal satılmış olur hocam, yani. Bunlardan niye satılmış olsun? Ne olacak peki? Müşterinin elinde değil hocam. Ötekini ben almak müşteri istiyorum. Müşterinin elinde ya. Şimdi hocam hıyar-ı şartta. Yok, niye tayin etmiş olsun hocam? Mebi'in bayinin elinde helak olduktan sonra. Hocam hıyar-ı şartta biz ne dedik? Hocam muhayyerlik şartına göre evet. Malın mülkiyetten çıkıp çıkmaması vardı değil mi? Evet. Burada da aynı şekilde. Bu farklı. Burada muhayyerlik şartı yok ama. Burada öyle bir değerlendirme yok. Burada, o zaman yani şimdi üçünü birden aldığında evet. Helak konut noktasında Alâsev-i Şirâ almış olacak. Üçünü birden. Ben? Alâsev-i Şirâ kabzetmiş olacak. Müşterinin elinde mi helak? Dolayısıyla hocam, o bayinin elindeyken mi? Bayinin elindeyken helak olduğu takdirde iptal olur. Yani
O helak olanlar da... Adam muhayyerdir zaten. Der ki ben helak olan istiyordum. Mesela tabii. Etti kapanır yani. İşte onu diyorum. Problem orada değil ama problem müşterinin elinde helak olsa olur. Müşterinin elindeyken helak olsa zaten tazmin edecek hocam yani. Hayır ama neyi tazmin edecek? Semenin müsemmayı mı yoksa şeyi mi? Ha, o. Kıymeti mi? Yani biz onu bir helak olanı taayyül etmiş kabul edecek miyiz? Yoksa alâseym-i şirâ kabzetmiştir onu kıymetini... Hocam imameyine göre... Bedelleri kabul ettiğine göre hocam. İmameyine göre yani, eğer ikisi helak olursa mal taayyün etmiştir. Müsemmayı ödemesi gerekir öyle değil mi? İkisi helak olmuşsa mı? Abi, üç tane mal almış müşteriyle. He. İkisi helak olmuş bir tanesi kalmış. Geriye bir tanesi kalmış. O bir tanesi de müsemmenin müsemma kalır tabii. Diyorsunuz. He? Taayyün etmiş oldu mal. Otomatik olarak taayyün etmiş. Gidenler göre gidenler ala sevmiş şıra kabızdan dolayı kıymetini öder. Nasıl? Dolayısıyla hepsi müşteriden gidecek. Tabii hepsi müşteriden gidecek. Hocam şunu ödeyecek. Kıyar tayini etmemesiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Şöyle bir şey olamaz mı hocam? Evet. Hocam affedersin. Evet. Buyurun. Şu ana kadar yani buna bilmiyorum ne diyebiliriz ama hani ben demin vasıf dedim biraz vasıf bilmiyor galiba. Hani bugünkü tabirle ayrıntı dediğimiz noktalarda varise intikal ediyor. Ama asla intikal eden durumlarda varise intikal etmiyor. Yani bunu nasıl bir tabirle netleştirebiliriz? Mal olan veya mala mülhak olan yerlerde... İşte ben de vasıf olmadı, mülhak olan mı diyelim ona? Öyle diyelim, intikal ediyor ama böyle olmayan yerlerde intikal etmiyor. Yani. Şimdi... Hocam bu durumda şöyle olmaz mı? Bu üç tane maldan bir tanesinin helak olması durumunda müşterinin elinde iki tane mal kalmış demek ki. Doğru değil mi? Ben açısı helak olma durumunu hiç aklıma getirmemiştim. Helak olursa ne olur diye. Ama burada söylüyor. Müşteri müteahhit mebilerden hiçbirini kabzetmeden yedi bayiyede yalnız bir mebi telef olsa bey batıl ve münfesih olmaz. Zira bey yakinen mevcut olup mebi telef olan mal adliyle bey batıl olmakta ve telef olmayan adliyle bey batıl olmamakta şek hasıl olmaktadır. Evet. Mebi'nin elindeyken mal diyor. Dolayısıyla hocam bir saniye. Hocam bir dakika. Yani o bahsine başlayalım. Tamam. Sosa ya a hocam, ederek onun temeli müsemmasının itaati lazım gelir. Benim dediğim gibi söylüyor. İlk söylediğim gibi. Ba'del kabız müşteri yedinde mesela üç şeyden birisi helak olsa ya da ayıplansa yani geri verilemeyecek duruma gelse demek istiyor. Helak olan ya da ayıplanan mebi olmak üzere taayyün ederek onun temeli müsemmasının itaati lazım gelir. Tamam mı? İyi. Artık onu geri verme gibi bir şeyin yok. Durumun yok. Müşteri onu salimen sana teslim etmişti. Bayi. Dolayısıyla ayıplananı biz helak olanı, ayıplananı şey kabul ediyoruz. Niye böyle şöyle yapmıyoruz? Ne yapmıyoruz? O diğer iki şeyden bir tanesini ona seçtirip helak olanın da kıymetini bayiye verdirmiyoruz. Zira halikye mayip olanın bayiye ret ve iadesi mümteni oldu. Ve artık kıymetini diğerleri mi? Emanet olmakla bundan sonra bunlar bir ataaddin ve ataksin helak olsa zaman lazım gelmez diyor. Kıymetini ver. Ben de öteki... He? Kıymetini ver. Ya aslında öyle de düşünebilir ama Hanefi mezhebinin görüşü bu. Yani şöyle de hakikaten şurada bir ihtimaldir. Helak olanın hakikaten ama demek burada şeyi kabul etmiyorlar. Burada alâ sevmi şirâ kabız diye bir şeyi kabul etmiyorlar. Esas orada problem var. Bunu niye alâ sevmi şirâ kabız kabul etmiyorlar? Kabul etse zaten kıymetini verdirecek ama. Peki üç şeyden üçü şey olsa mezkur üç şeyden ikisi yedi müşteriden birden helak olup fakat hangisi helak olduğu malum olmasa müşteri ikisinin semeninin nısfını damin olur vesaire. Nitekim üç mebiğin cümlesi yedi müşteri de ber ve cümeşru helak olsa cümlesinin sürüsünü zamin olur. Evet. Müsemma olarak olur. Nasıl olur zamin olur yani? Şöyle diyorlar. Üçünün, üçü de helak olsa elindeyken diyorlar. Her birinin üçte birini tazmin eder diyorlar. Her birinin üçte, üçte birini. Ne demek? Zira birini mebi diğerini emanet kılmak için sebebi tercih ve evliliyet olmadığından bey ve emanet sıfatı ikisi İkisinde dahi şai olmuştur. Mesela biri, evet. Ya dolayısıyla hangisini
hangisi mebi olarak tayin edecek, hangileri emanet olarak elinde kalacak belli olmadığı için. Üçte birini ödedik, üçte biri ödediğinde sonuçta bir tanesini ödemiş oluyor nihayetinde. Hepsinin üçte birini ödüyor, diğerlerinin evet, gücünü ödemiş gibi oluyor. Evet, evet. Tazi yok diye kabul ediyor. Evet. Ama şöyle yapılsa ne olur hakikaten? Şöyle yapılsa ne olur? Yani birisi helak olduğu takdirde, birisi helak olduğu takdirde, yani tahmin edemiyorsun işte ne olacak. Birisi helak olduğu takdirde bunu biz aleyhisselam-ı şira kabız gibi kabul etsek, ki öyleydi yani, bu aleyhisselam-ı şira kabza yakın bir şey. Adam içinden bir tanesini satın almak üzere yani şey yaptı. Dolayısıyla kıymetini tazmin ettirsek ona. Geri kalan ikisinden de bir tanesini de muhayyer bıraksak ne olur? Bu Hanefi mezhebinin görüşü olmaz. Sadece olur. Olacak şey bu. Yine bir şeyleri oturtturursun yani. Evet. Yani hasılı evet. Eğer badel kabız eğer şey olursa, helak olursa, o helak olan veya ayıplanan, kusurlanan, geri verilemeyecek durumda olan artık mebi olarak tayin ediyor. Diğer geri kalanlar da adamın elinde emanet kalıyor. Bayin elindekinin değişik bir şey söylüyor. Bayin elinde öyle. Bayin de helak olan gidiyor zaten. Müşterinin bir şey tazmin etmesi gerek yok. Geri kalan ikisinden. Birini almak zorunda mı? Birini tabii almak zorunda. Bir, ikisi helak olsa biri kalsa, yok aslında almak zorunda değil. Orada da yine muhayyerdir. Orada da yine muhayyerdir. Niye? Çünkü 3 taneden arasından seçim yapacaktı. Şu an artık 2 tane arasından seçim yapıyor. Yine muhayyer olur. 2 tane helak olsa bir tane geriye kalsa yine muhayyer olur. Ya onu alır ya da ne olur? İptal eder. Çünkü 3 tane arasından seçim yapacaktı. Artık bir taneyi mecbur seçmek durumunda. Anlatabildim mi? Dolayısıyla muhayyerlik veya işte kalanı almak veya kalanlardan 2 tanesinden birisini almakta serbest. Gerçi adamı vururlar da. Ne konuda? Böyle malı helak edeceksin, emanettir falan diyeceksin. Şimdi esas emanet olarak mı şey yaptı hocam ya, ben çıktım da. Yani badel kabız müşterinin elinde helak olsa bir tanesi o mebi olarak tayin ediyor, diğerleri de emanet olarak kılıyor. Evet, hıyarut tayin. Men lehu hıyarut tayin. Nerede kaldık bu arada? Başlayalım. Lehu beyyinel bâya esmâne şey'eyni. İki şeyin fiyatını belirlese, ev eşya'e ya da üç şey. Şerhte üç şey olarak kayıtlamış bunu. Neden üç şey olarak kayıtlıyor? Hıyar-ı tayini de böyle sınırsız, bugün için bu geçerli olmaz ama, hıyar-ı tayini de sınırsız olarak sahih görmüyorlar. Diyorlar ki üç tane mal verebilir hıyar-ı tayini, dört tane veremez. Niye? Çünkü kötü mal, orta mal, iyi mal. Eskiden üç kalitede mal var. Tamam mı? Bugün onun kaliteleri, o aralar o kadar dolu ki, kaliteli mal, daha kaliteli mal, ondan biraz daha kaliteli mal. Yani bugün için bu geçerli olmasa gerek, çünkü eskisi gibi böyle 3 tane kaliteli mal yok bugün. Yani bir aynı cinsten malın bile birkaç derece kalitesi olabiliyor açıkçası. Dolayısıyla birden fazla şeye ihtiyaç duyuyorsun, hıyar-ı tayine duyuyorsun. Ha, üçün şeyine dışına çıkmak. Tabii üçün dışına çıkmak zorundasın. A var, mesela, A artı var. A, kağıt düşünün, matbaada çalışan adam düşünün mesela. Ne bileyim, ince kağıt var, kalın kağıt var, daha kalını var falan filan. İmameye göre çıkamaz mıyız hocam? Yok, burada öyle bir itiraf zikretmiyor. Bu o vakitle alakalı tamamen. Bu malın kendisiyle alakalı. Vakitle alakalı çıkabilirsin ama imameyin de şöyle düşünüyor. Burada yine ceyit, redi ve vasat var diyor. Daha ötesi yok ki yani. Vakitlere değil, vakit 3 var, 5 var, 7 var, bir sürü vakit var. Minel kıyamiyat. Tabii kıyami mallar arasında böyle hıyar-ı tayin geçerli olur. Yoksa misli mallar arasında, aynı cinsten misli mallar arasında şey olmaz diyorlar. Evet. Aynı cinsten misli mallar arasında, yani ilginçtir aslında. Bunda fark var hocam, biz az yapıyoruz. Yani buğday, aynı buğday olsa adam şeyi verse niye olmasın? Aslında oradan olması lazım. Özellikle şunu söylüyorlar. Kıyami mallarda hıyar-ı tayin geçerli olur. Artı cinsleri muhtelif olan misli mallardan olur. Adam sana 3 tane şey verir diyor. Buğday, arpa ve ne verir mesela? Mısır verir. Tamam mı? Hepsi nedir? Misli mallardır. Muhayyerlik verir sana. E peki şeyde niye olmaz? Yani aynı cinsten olup da farklı kaliteye sahip olan mallar arasında da izin vermiyorlar buna hıyar-ı tayine. Yani üç kısım burada. Yani dediğim gibi hocam tam. Şimdi yalavacı yüzü diyor 30 lira, bilmem nece yüzü diyor 20 lira. Evet. Bal var. Farkı var.
Evet. Bal var hocam, ballar. Yani aynı cinsten misliyatta niye olmuyor? Olmaz. Öyle mi hocam? Evet, aynı, ve olmuyor açıkçası. Söylüyorlar. Kıyamiyatta yahut cinsleri farklı olan misliyat arasında hıyarı tayin geçerli olur diyorlar. Aynı cinsten olan misliyatta geçerli olmaz diyorlar. Evet. Doğru ya. Mantığı ne yani aynı cinsten misliyattaki hıyarın? Yani doğrusu doğru. Doğru mu? İşte doğru, şöyle bir mantığı yani? Şöyle bir mantığı olabilir. Alacaksan kardeşim, o da eşit, o da eşit. Yani şimdi bunu niye anlıyorsun yani, derler adam. Evet. Mantığı yok. Buğday aynı buğday yani. O da çuval, aynı çuval, aynı çuval. Niye aynı çuval değil şöyle ama. Fark şeyi diyor ki vasıf olarak şey var diyor işte. Bilmem yalova cevizi diyor, bilmem nerenin cevizi diyor. Ayrı ayrı cevizler. Birisi anzer balı diyor hocam. Birisi bilmem ne balı diyor. Evet. Birisi 200 lira, peki, birisi 50 lira. Hocam bu misliyattan olur mu ki bu? Nasıl? Yani onu ona misli mi diyeceğiz? O noktada nasıl misliyattan değerlendireceğiz onu? Buğdaylar efendim, iri bir ufaklı farklı farklı buğdaylar. Evet. Buğday olması asebiyle misliyattan mı? Orada misliyattan olmaz ki. Basit olmuyor. Olmaz mı? Misliyattır arkadaşlar. Yani kalite farkı biliyorsunuz. Bizde kalite farkı... Şimdi hocam şunu müşakkak... Kalite farkı mağdumdur. Yani iyi kalite buğdayla kötü kalite buğday aynı cins buğdaydır. Bir dakika hocam, şunu şimdi müşakkak hale getirmek lazım. Şimdi şurada 3 çeşit buğday var. Somutlaştıralım. Orta kalite, işte şey değil mi? Ceyit yani. Evet. Peki bunlar da şimdi yani 3 çeşit buğday yok. Bunlar irili ufaklı. Burada adama mı? Hani burada işte ben üçünden birini almakla muhayyerim. Evet. Burada mı caiz olmaz deniliyor? Tabii. Orada caiz olmaz deniliyor. Hocam burada caiz olmaz. Niye caiz olmaz? Çünkü burada zaten bir kere fiyatlar farklı. Tamam olsun. Ama misliyat tepsi ya. Zaten fiyatlar misliyat farklı olabilir zaten. Ve beyi... ve levbeyyel bağ esma eşşey şeyeyne ve şeyle fet kullen alahide, her birinin tek tek fiyatını zaten belirliyor, zikrediyor ha. Tabii bu 3 liradır, bu 5 liradır, bu 7 liradır söylüyor zaten. Yani burada neden şeye izin vermiyorlar? Sadece mesela şeyi söylüyorlar, bakın. Misliyat olsa da, cinsleri farklı olsa, arpa olsa, işte mercimek olsa, buğday olsa, yani orada şunu söylüyorlar. Fayda yok diyorlar. Aynı cinsten olduğu takdirde birkaç tane sana muhayyerlik hakkı sunmasının faydası yok diye gerekçelendiriyorlar. Ama bir faydası var işte. Yani iyi kalite, kötü kalite, orta kalite diye şeyi var. Bunu acaba hepsini bir kalite olarak düşünme olasılıkları var mı? Var tabii. Çünkü biliyorsunuz aynı cinsten olduğu zaman kaliteyi biz şeyde akitlerde mağdum görüyoruz. Tabii. Yani o açıdan böyle bir mantığı var. Ya çünkü onların birbirleriyle mukabelelerinde bire biz ne diyoruz? Bir kiloya bir kilo. Yani bir kilo iyi buğdayla bir kilo kötü buğdayı adamlar alışveriş yapacak olsalar ne diyoruz? Eşit olmak zorunda diyoruz. Değil mi? Dolayısıyla oradaki vasfı dikkate almıyoruz. Ama hadi orada faizden dolayı almıyoruz kardeşim. Burada alalım ama burada faiz vesaire falan söz konusu değil ki. Orada almamamızın bir şeyi var. Tahlili var, gerekçesi var. Ama kitaplar açıkça böyle söylüyorlar. Yani aynı cinsten olduğu zaman ve şunu da açıkça söylüyorlar. Fayda yok diyorlar. Orada birkaç tane sana seçenek sunmasının faydası yok. Var ama. Kesinlikle faydası var. Ancak aynı cins. Var, ama var. senin dediğini şöyle ayırabilirler. Ki makul olur. Hani dedin ya, bilmem yalova cevizi yok, bilmem pikan cevizi var. Biliyor musun pikan cevizini? Yok, onu bilmiyorum. Kaman biliyorum. Kaman. He? Kaman var. Kaman. İşte mesela kaman hani ceviziyle kaman ceviziyle pikan cevizi de ilginç bir ceviz. Bunlar farklı cins olarak görülebilirler. Her ikisi de ceviz olarak değerlendirmeyebilirler. Tıpkı herevi elbiseyle merevi elbiseyi ne gördükleri gibi ayrı cinsten olduğu gibi. Yani nasıl ki her atta dokunan kumaşla işte merde dokunan kumaşı farklı görüyorlar. Onu öyle hallettik. Onu öyle hallettik. Ama tamamen buğday, aynı buğday, aynı yörenin buğdayı. Ama iyi kalite buğday, kötü kalite buğday, orta kalite buğday. Şahsen kitaplarda burada faydasız diyor bunları şey yapmak, ama bence ribada bunların vasıflarının dikkate alınmamasının riba gibi bir gerekçesi var. Burada bir gerekçesi cinsi yok. Pirinç almaya kalksam öyle pirinçler var kaliteli, diğer pirinçin iki katı. Bal da var. Dolayısıyla nasıl fayda olmaz yani. Pilav yaptığın vakit adam tencereyi yiyesi geliyor mesela. ya da şöyle söyleyeyim. Fakihlerin izla faidete fihi ifadelerini izla faidete fihi ibarelerini şöyle anlayacağız. Aynen. O zaman iyi kalite buğday, kötü kalite buğdayı da burada ayrı cins olarak kabul edeceğiz. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Dolayısıyla diyeceğiz ki o izla faidete fihi olan yer, dolayısıyla hıyar-ı tayinin caiz olmadığı yer tamamen aynı olan
cinsi, vasfı, vesaire her şey aynı olan buğday diyeceğiz. Yani diyelim ki 3 tane orta kalite buğday. 3 tane orta kalite buğday. Aynı. Şehlere bakındığı da mutlaka burada o farklılığı ortaya koyacaktır şehler. Halid el-Atasi'de, bakın şeyde de, Alaeddin Efendi'de, Halid el-Atasi'de öyle bir şey yok. Burada da yok. Anlatabildim mi? Bu faydası sizin güzel önce ifade ettiğiniz şekilde oluyor. Ancak böyle olabilir. Yani izla faidete fihi haklı çıkması için aynı kalite buğday, aynı cins buğdaydan 3 tane adam sana veriyor. Hangisine sana? Hepsi yani aynı zaten bana. İfadesi tahlil yapıyor orada. Tabii tahlil yapıyor. Bu tahlile binen böyle yorumlayabiliriz. Yani. Fayda verse bunları ayrı cins gibi kabul edip dolayısıyla orada hıyar-ı tayini çok sıkıntı olur hocam. Yani anda... Kesinlikle o illa faydı tefi o talil o. Evet. Uyum varsa bu devreye girse gerekir gibi duruyor. Yani peynirinden tuz, zeytinine kadar yani. Zeytin bile 10 çeşit zeytin var. Hatta ya normalde Halid Halid el-Atasi şeyi atlamaz kesinlikle. İbn-i Abidin'i atlamaz ama hadi ihtiyaten İbn-i Abidin'e de bakalım. Zannetmiyorum farklı bir şey çıksın ama hıyarum. Biraz insanımızın da bu noktada azgınlığı var yani. Niye? O da var. Yakında 30 çeşit bile zeytin çıkar yani. 1 lira böyle fazla olsun. Onlar belki kendi var icat ediyor. Aynı zaten. Aynı zeytin. Aynı zeytin işte. Aynı biraz iyi icat ediyor zeytin yani. İri irini ayırıyor. Yani. Kilo kimisi 50 tane geliyor. Kimisi kilo 60 tane geliyor ya. Yumurtayı nasıl ayırıyorlar? Onu da ayırıyorlar. Küçük biraz küçük biraz mesela. Yok hocam şeye bakıyor. Yumurtada nabdine bakıyor. Tane de satılıyor. Ayırıyorlar işte onu mesela. Hepsi aynı yumurta. Ayırıyorlar. La fil mistiyyat eğilleti min cinsin. Söylediği şey bu İbn abi. 25 kişi satmıyor. Aynen bunu söylüyor evet. Geçelim. Ala endel müşteri böyle böyle yapacağız. Böyle yapacağız. Yani fayda var olduğu takdirde ki kalite farklılığında bunları aynı cins değil ayrı cins gibi kabul edelim ve hıyar-ı tayin orada olur diyelim bugün yani. Ben böyle işin içinden çıktık. Ala ennel müşteri aynı ağaçtan çıkıyor. Ayırıyorlar zeytinleri. Aynı ağaçtan çıkan zeytini yerisine ufağına göre ayırıyor veya alttan evet. Çıkan üstten çıkandan yani üstten çıkan daha etli oluyor. Ben orada da cevaz veririm ona. Kesinlikle adam orada aynı ağaçtan çıkan şeyleri ayırmış adam kalkmış. İrisini ayırmış, ortasını ayırmış. Ev gibi yani. Kilo ile satıyor hocam. Altta daha az alıyor. He? Adet satmıyor ki kilo ile satıyor. Tamam adet satmış olsa tamam yani gidilse. Yolu farklı ama. Nasıl bir daha iyi. Tamam. Mübarek burada miski olanlar Ale, evet. Böyle bir hıyar-ı tayin olmaz diyor. Siz başka başka yerlere gidiyorsunuz ya. Ala ennel müşteri yehudu eyyen şa. Çalışıyorlar işte yani. Müşteri hangisini dilerse onu alacak. O şartla satıyor. Bir temelille diye beyyen erhu lehu. Ama her birisi için ayrı fiyat takdir ediliyor ya. Evet. 3 lira, 5 lira, 7 lira. Müşteri bunların arasından hangisini isterse o belirtilen fiyatı alacak. Ebil bâ'i' yûti eyyen erâde kezâlik. Burada açıkça söyledi zaten bâyi'nin muhayyedini bak. Hıyar-ı tayin bâyi için de olabilir. Bâyi al bu üçünden ama ben sana şey yapacağım. Karar vereceğim. Hangisini istersem onu vereceğim. Müşteri de kabul ediyor. Sahal beyon. Bir sayı oluyor ve hada yukalu hukyaru tayin. Bu muhayyela hukyaru tayin deniyor. Yazibu fi hukyaru tayin tayin müddet eydan. Hukyaru tayinde müddetin de tayin edilmesi gerekiyor. Aynı hukyaru şart gibi. Yani şu kadar gün içinde öyle al bunu git bir ara tayin edersin değil yani. 318. Men lehu hukyaru tayin yazibu en yu'ayyin eşşey ellezi ye'huduhu fin kıdâil müddet elleti uyyinet. Kimin hukyaru tayin hakkı varsa müddetin bitimine kadar ne yapması lazım? Karar vermesi lazım. Adam bir saate kadar seçmiyor hocam. Veya bir saate kadar veya iki güne kadar veya üç güne kadar ama dediğimiz gibi İmam-ı Azam'la şeyin orada da ihtilafı var İmam-ı Eyni'nin sürede. 319. Evet. Hıyar-ı tayin yentakilü ilal varis. Hıyar-ı tayin hakkı varislere intikal eder. Mesela lev ahtaral bâ'i' selâsete ebvâbin a'lâ ve evsat ve ednâ min cinsin vâhid. Bu kıyamiyattan, misliyattan değil. Hı-hı. Aklınıza öyle bir şey gelmesin diye hemen itirazı def ediyorum baştan yani. Nebap diyor hocam. Aslında top kumaş diyor. Esvabin o zaman. Burada yanlış var. Orada öyle demiş. Selasete esvabin. Esvabin yapalım. Kapı olmaz mı hocam?
kapı da olur ya. Yani fark etmez. Ama burada ebvabin ile ethvabin şey ya. Aynı vezin diye büyük ihtimalle bu baskı hatasıdır. Buradaki mi hocam, oradaki mi? Oradaki olmaz. Osmanlıcasını söylüyorsun değil mi? Osmanlıcası asıldı. Tercümede zaman zaman... Düzeltelim mi onu hocam? Düzeltin tabii. Esvabin deyin. Ama hüküm olarak değişen hiçbir şey yok. A'la ve evsat ve edna min cinsi vahid. Ve beyyene likullin... Mehmet Hoca, dersten sonra hatırlat da program üzerinde orayı tatbikle değiştireyim. Şimdi tamam mı? Ve beyyene likullin minha thamena lalahide. Her birisi için müstakil ne yaptı? Fiyat belledi. Ve ba'ahadaha la'alettayin. Ve... Neticede yapmış oldu. Tayin etmeksizin aralarından birisini satmış oldu. Ala ennel müşteri fi müddeti selaseti eyyam. Fi müddeti selaseti ev erbaati eyyam. Selaseti Ebu Hanife'ye göre erbaati. İmameyne göre. Üç gün içerisinde dört. Mesela. Nasıl? Yani ne fark eder? Üçten fazla demek istiyor adam yani. İlla dört demek istemiyor. Ama şey olmaz demediniz mi siz biraz önce? Ne? Bunu sordum işte size. Ne sordun? Üç günlük şeylik. Onu sormadın sen. Şunu sordun. 3 taneden fazla meselesini sordum. 3 evet. Tane mal 3 taneden fazla olmayacak dedik ya. Şey eyni ev eşya dedik ya. Mehmet Hoca lütfen. Ne sorduğunu ben tahsil etmeyeyim. Evet. Orada 3 taneden fazla olmuyor mu dedim ya? 3 taneden fazla olmuyor. Tabii ev eşya dedik ya 3 taneden fazla. Çünkü diyorlar ki zaten ala hilafil kıyas sabit bir şey. 3 taneyle de şey maksat hasıl oluyor. Evet, çünkü kötü kalite, iyi kalite veya işte orta kalite şimdi diyorlar. Şimdi fazla var dedik. Onda artık öyle oluyor. Tabii şimdi çünkü 5, 6, 7. Tabii şeyden bile kazanlardan bahsettiniz mesela. Kazanların bile hani tabii, kalınlığı falan filan. Adam şimdi 10 tane de alabilir yani mesela. Evet. Ve beyine likulli minna semen ala ahde ve ba'de okuduk ala ennel müşteri fi müse evet ya okudu eyyi haşa bir temin ellezi tayin edilir. Hangisini isterse alıyor ama her birisinin fiyatı tayin edilmiş. O fiyatı alıyor. Ve kabilel müşteri ala hadel minval. Bu minval üzere müşteri bunu kabul ediyor. Evet. Ya boğazım acayip bir gıcık geldi. Zaten arı. İn'akadel bey'u. Bey münakit olur. Ve fin kıdail mutter muayyene. Müddetin bitiminde yücburul müşteri ala tayini ahadiha ve def'i semenihi. Müddet bitti, müşteri hala tayin etmemiş. Bak bunu tayin et, parasını da ver artık. Hangisini tayin ediyorsan, her birisinin fiyatı ayrı ya. Çünkü burada dediğim gibi bak şurayı unutmayalım. Burada alışveriş kesin. Kesin olmayan şey sadece hangisinin satıldığı. Dolayısıyla burada alışverişten geri dönme yok. Burada sadece iki tanesinden geri dönebiliyorsun. Bir tanesi sana kalıyor. Ondan icbar ediliyor. Ondan. Felev mâte kablet tayin. Peki tayin etmeden önce ölse yekunul varis eyvan mecburen ala tayini hadiya ve defa'i semenihi. Tamam mı? Yani terikesinden veriyor. Kalan maldan. Çünkü burada bir bey var yani. Burada bir bey gerçekleşmiş. Ama sadece hangi mal müşterinin hangi mal bayayın orası karışır. Evet. Diyoruz ki müşterinin malı hangisi ise tayin edin. Yani ölen babanızın. Orada da mirası tayin edebilir. Miras tayin ediyor. Babanızın malı hangisiydi tayin edin. Ki o sizin olsun. Geri kalanı da müşterinin bayi. Yapar değil mi hocam? He? Vasiyet yapar. Vasiyet yapmasa da bayi bunu bu şekilde ispatlasa da olur. Şahitlerle ispatladı diyelim ki. Borcu bunu. Terikesinden miraslar önce verilecek. Evet. Devam edelim değil mi? Saat 10.30 oldu. 11.30 oldu. Hocam çarşambaya karar verdik mi? Tabii tabii Allah'ın izniyle. Gidelim o zaman saat erken değil mi? Velhamdülillahi Rabbil Alemin.